Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Akif, Reaction Chamber'de. Hoş geldiniz. Bugün dahi çok güzel bir video tepki vereceğim. Yani bu bilgisayar videolar var ya, bunun için bilgiyle üst gösteriyor. Bunu çok seviyorum. Tabii ki sizlerle de paylaşıyorum. Bütün dünyayla da paylaşıyoruz ve kendimiz de malumat alıyoruz. Ki Türkiye neler yapıyor, neler yapmakta yani yapmak istiyor. Bunun için bu bilgi videolar çok güzel. Bugündeki video için bize Türkiye'nin yeni mühimmatları gösterecekler. Biliyorsunuz İstanbul'da Saha Expo oluyor. Orada yeni yapılan mühimmatları ve teknolojikli her şey göstermektedir. Şimdi bu video için Türkiye'nin yeni mühimmatları gösterecek ve onların özelliği konuşacağız. Ben de çok heyecanlıyım bu video için. Umarım siz de bu videoyu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz yorumlar yapın. Daha çok güzel videoların linkleri atın ki biz tepki verelim ve görelim ve anlarım. Ve başlıyoruz. Arkadaşlar selamünaleyküm. İstanbul'da düzenlenen Saha Expo fuarında Türkiye hem bugüne kadar yapılan çalışmaları hem de yeni yapılacak olan projeleri görme imkanına kavuştu. Yüzlerce şirkette şu an orada resmen şov yapıyoruz. Yerli yabancı binlerce ziyaretçi fuarı gezip ürünlerimizi yakından inceliyorlar. Ürünler genel olarak ilgi çekmeyi başardı ama bazı projeler çok daha öne çıktı. Hem ziyaretçilerin hem de basının daha fazla ilgisini çekti. Ya bakın ya, bu robot, bunu köpek diyorlar, çita diyorlar. Yani hayvan gibi hızlı koşabiliyor ve ateş edebiliyor. Bugün böyle öne çıkan projelerden birini konuşuyoruz. Türkiye'nin iki devi STM ve Roketsan bir proje için bir araya geldi. Ve bu işbirliğinden Türkiye'nin yeni dolanan mühimmatı Alpagot ortaya çıktı. O yüzden bu videoda önce dolanan mühimmatın ne olduğunu ve önemini konuşalım. Ardından da Türkiye'nin yeni mühimmatı Alpagot'un özelliklerinden ve ülkemize muhtemel katkılarından bahsedelim. Tamam. Görelim bakalım Alpagot neler yapabilir. Alparslan dizisinde bir vardır, asker. Dolanan mühimmatlar 1990'lı yıllarda ortaya çıktı. Bu dönemlerde ortaya çıkanlar elbette erken dönem örnekleriydi. Sadece radar yerleşkeleri ve füze lançerleri gibi hedeflere karşı kullanılıyorlardı. Ama zaman içerisinde bu mühimmatlara gösterilen önem iyice arttı. İlk zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsrail bu mühimmatlara çok önem verdiler. Daha evet. Sonrasında dünya çapında bu sistemlere olan ilgi giderek yükseldi. Haliyle dolanan mühimmatların çeşitleri de, hedeflerinin çeşitliliği de gittikçe arttı. Ve savaş sahalarında bunları çok daha fazla görmeye başladık. Birçok evet. Çatışma bölgesinde bunların kullanıldığına şahit olduk. Ama bence bütün dünyanın bu mühimmatlara ilgisinin iyice artması Azerbaycan'ın Karabağ Harekatı ile birlikte başladı. Evet. Azerbaycan'da İsrail'in dolanan mühimmatları var. Zaten bu konuda en iyi durumda olan ülkelerden biri İsrail. Bu pazarın çok büyük bölümünün elinde olduğunu söyleyebiliriz. Azerbaycan da o harekatta her alanda olduğu gibi bu alanda da çok başarılı işler yaptı. Elindeki dolanan mühimmatlarla Ermenistan'ın en güvendiği sistemleri bir bir imha etti. Bizi daha çok... Evet, yani Azerbaycan savaşında Azerbaycan'ın neye kazandığı bunun iki sebebi var. Bir, Türk droneları. Türkiye'nin droneler, yani şimdi Rusya-Ukrayna savaşta ve Azerbaycan-Armenya savaşta, yani dengeler değişti. Bir andan dengeler değişti. Dronlar geldiğiniz. Çünkü her şeyi mahvetmekle mükelleftir. Ve İsrail şimdi Türkiye'de bunu başardı. Alpagut yaptı. Alpagut. İlgilendirdiği için biz harekattaki askeri teknoloji... İsrail'den satmak yok. Çok işin Türkiye'den. Bunu konuştuk. Ama bu dolanan mühimmatlar da en az bayraktarlar kadar etkin kullanıldı. İşte bunun sonucunda da dolanan mühimmatlara dünya çapında olan ilgi gittikçe arttı. Peki dolanan mühimmat nedir? Yani diğer mühimmatlardan ne gibi farkları var? Evet. Dolanan mühimmat bir çeşit insansız hava aracı olarak görülebilir. Ya da küçük çaplı bir seyir füzesi olarak. Bunları lançerlerinden ya da elden fırlatıyorsunuz.
doğrudan hedefe gitmiyorlar. Muhtemel hedeflerin olduğu bölgede gezmeye başlıyorlar. Arayıcı başlıklarına göre farklı yöntemlerle hedeflerini belirliyorlar. Ve hedefi netleştirdikten sonra dalışa geçip kendilerini de hedeflerini de imha ediyorlar. Evet. Farklı hedeflere karşı farklı harp başlıklarıyla kullanılabiliyorlar. O yüzden birçok farklı operasyon türünün başrolü olabilecek potansiyelleri var. Farklı mühimmat türlerine göre belli başlı avantajları olduğu için yakın gelecekte bu mühimmatları sahada çok daha fazla göreceğiz. Mesela havan, roket ya da ufak çaplı füzelerle bunları karşılaştırdığımızda dolanan mühimmatlar silahlı silahsız insan ayrımının yapılmasını kolaylaştırıyor. Evet. Uzun süre havada dolandığı için hedef tespitinde sıkıntı yaşama ihtimaliniz çok azalıyor. Bu yüzden de yine alternatifleriyle karşılaştırdığımızda hassasiyetleri çok daha yüksek. Ve çok tercih edilmelerinin en önemli sebeplerinden biri fiyat performans ürünleri olmaları. Aynı saldırıyı yapabilecek mühimmat türlerine göre genel olarak çok daha ucuzlar. Bir diğer önemli avantajları da görev iptaline olanak tanıyor olmaları. Bu da olası felaketlerin önüne geçmek için önemli. Bunlar başlıca avantajları. Daha fazlası da sayılabilir. İşte bu yüzden dünyada günden güne kendilerine daha fazla... Tamam, yani bunun özelliği budur ki yani siz normalde bombalar, füzeler atıyorsunuz da bir yani gidip bir hedef alıyorsunuz. Hedef ne kadar önemli, yani mühim, bunun gerek yok. Yani çok hızlı yapıyorsunuz ve atıyorsunuz, gidip o orada imha ediyor. Ama böyle duranan bombaların özelliği budur ki o seçiyor. Yani siz seçebiliyorsunuz ki tamam, şimdi bizim 5 hedefimiz var ama 5 hedefimiz için hangi hedef en çok önemlidir ve bu yüzden ona tespit ediyoruz, gidiyoruz, imha ediyoruz. Bu yüzden onun bu özelliği ona çok mühim bir silah ve mühimmat yapıyor. Yer buluyorlar. Ve yine bu yüzden Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmalar oldukça önemli. Zaten daha önce de bu alanda yaptığımız çalışmalar vardı. Onları kanalda ayrı ayrı konuşmuştuk. Saha Expo 2022 fuarında yeni bir haber daha geldi. Türkiye'nin yeni dolanan mühimmatı, evet, Alpagut ortaya çıktı. Mühimmatı Akinci ile kullanacaklar. Değineceğiz ama bu projede bence öncelikli olarak görülmesi gereken şey dev bir işbirliği. Türkiye'nin savunma sanayisindeki iki dev firması bu proje için bir araya geldi. Farklı alanlardaki önemli çalışmalarının yanında kamikaze İHA'lar konusunda Türkiye'nin en yetkin şirketi olan STM bu projenin bir tarafında. Diğer tarafında da füze ve navigasyon teknolojilerinde Türkiye'nin bir numarası olan Roketsan var. Bu iki firma Türkiye'nin dünya çapında bilinen savunma sanayi şirketleri. Bunların güçlerinin birleştiği bir projenin ne boyutlarda olacağını az çok tahmin etmek mümkün. Dedim ya, daha önce Türkiye'de dolanan mühimmat çalışmaları vardı. Yeni proje olan Alpagut, Türkiye'nin insansız hava araçlarından atılan dolanan mühimmat ihtiyacını karşılayacak. Yani diğerlerinden en önemli farkı bu. Alpagut 60 dakika... Şimdi yani siz daha evvel dolanan mühimmatları yaptınız ama o dolanan mühimmatları yani yerden atabiliyorsunuz ya da gemiden. Şimdi insansız hava araçtan atmıyorsunuz. Bu yüzden insansız hava araç özellikle Akinci ve Kezel Elma'dan atabilecek bir dolanan mühimmattır bu Alpagut. Dakikadan fazla havada kalıyor ve operasyonel yarı çapı tam 60 kilometre. Bu mesafeye kadar operasyon yapabiliyor olması çok önemli. Çünkü bu sistemi taşıyacak insansız hava aracımız çok riskli bir bölgeye, 60 kilometre gibi çok uzak bir bölgeden operasyon yapabilecek. Atıyorum Suriye'de, evet, ya da Irak'ta bir bölgeye operasyon düzenleyeceğiz. Hava savunma sistemleri de aktif olarak çalışıyor. Oraya 40-50 kilometre mesafeden bir Alpagut göndererek hem bölgedeki unsurları izleme hem de bölgedeki önemli hedefleri imha etme şansımız olacak. Ve bunu yaparken gece gündüz ya da hiçbir hava koşulu bize engel teşkil etmeyecek. Alpagut'un farklı tiplerde harp başlıkları olacak. Atılacakları hedefe göre bu başlıklar belirlenecek. Parçacık etkili, zırh delici ve termobarik seçeneklere sahip. Ayrıca taşıdığı harp başlığının ağırlığı da 11 kilogram. Yani gönderildiği hedefe ciddi şekilde zarar verecek potansiyeli var. Son dönemlerde geliştirdiğimiz bütün mühimmatlarda olduğu gibi atunut özelliği var burada da. Ayrıca hedefe gönderildikten sonra görev iptal edilebiliyor. Alpagut konum karıştırıcı sistemlerden etkilenmiyor. Toplamda 45 kilogram ağırlığa sahip. 2,3 metre uzunluğu, 2,5 metre kanat açıklığı var. Yani öyle ufak bir mühimmat değil. Elektrik motoru kullanıyor. -35 ile +55 derece arasında sorunsuz şekilde görev yapabiliyor. Tanıtımında Akıncı insansız hava aracımızdan atıldığını gördük. Ama sadece Akıncı'da kullanılmayacak. Aksungur, Anka, TB3 gibi SİHA'larda,
Hürkuş'ta, bütün SİHA'larda, Deniz Kartalı ve Gökbey helikopterlerinde de kullanılacak. Hatta kullanımı sadece hava platformlarıyla da sınırlı değil. İleri dönemde kara ve deniz platformlarında da kullanıldığını göreceğiz. Hatta muhtemelen yakın dönemde insansız deniz aracımızda kullanılan versiyonunun haberini de yaparız. Bir de Alpagut tek bir mühimmat olarak kalmayacak. Farklı menzil ve kabiliyetlerde seçenekler de ortaya çıkacak. Yani burada evet, dolanan mühimmat ailesinden bahsediyoruz. Ve bu sistemin ilk atışı 2023 yılının başında yapılacak. Yani sadece birkaç ay kaldı. Hem STM hem de Roketsan'ın alanlarında ne kadar iyi olduğunu düşünürsek bu projenin ne kadar hızlı olacağını tahmin etmek de zor değil. Ve bu mühimmat evet, ailesi tam anlamıyla envanterimize girdiğinde sahada oyun değiştirici bir role sahip olacak. Zaten bütün silah sistemlerimizde olduğu gibi ilk geliştirilme sebebi ordumuzun ihtiyacını karşılamak ve bunu fazlasıyla evet, karşılayacak. Ama aynı zamanda bu mühimmat ailesinin çok ciddi bir ihracat potansiyeli de olacak. Çünkü dediğim gibi bu piyasa günden güne büyüyen bir piyasa ve pazarda çok fazla seçenek yok. Özellikle İsrail'in Harop sistemi ve ABD'nin Switchblade sistemi şu an pazarı domine ediyor. Aslında ABD'nin sisteminin Rusya-Ukrayna savaşında ne kadar konuşulduğunu düşündüğümüzde bile bu mühimmatların önemini kolayca anlayabiliriz. ABD Ukrayna'ya evet, tek kalemde neredeyse 1 milyar dolarlık askeri yardım gönderdi. Bu paketin içinde birçok farklı türde silah sistemi ve mühimmat vardı. Ama bütün dünyanın ilgisini Switchblade kamikaze İHA'lar çekti. Çünkü yeterince sayıda ve etkin şekilde kullanılmaları halinde bu mühimmatların o savaşın seyrini bile değiştirme potansiyeli var. Aynı şekilde evet, Türkiye'nin yeni dolanan mühimmatı Alpagut envantere girdiğinde bölgemizde birçok dengeyi değiştirebilir. Farklı bölgelerde rakibimiz konumundaki ülkelerde bu mühimmatın 2023 başında bolca konuşulacağını görmek zor değil. O gün geldiğinde biz de bu mühimmatı daha detaylı şekilde yeniden konuşacağız. Evet, yani karşılayacağız. Emanet olun. Ne güzel bir video ya. Bu kanala muhakkak abone olun. Çok Türkler abonedir ama abone olun. Çok güzel malumatlar ve bilgiler veriyor. Alpagut çok güzel bir mühimmat ve Türkiye daha evvel yani sadece İsrail ve Amerika yaptı. Sanırım Rusya'da yok bu. Onlar yaptılar ve satıyordu. Şimdi Türkiye'de yaptı. Türkiye'de satabiliyor. Türkiye'nin ve ABD-İsrail mühimmatlarında fark budur ki Türkiye daha az parayla daha çok güzel mühimmat yapabiliyor ve satıyor. Amerika'nın mühimmat ve silahların çok fiyat çok büyük ve çok uçuk. Bu yüzden yani Türkiye için gözler herkesin. Bizim de yani fiyat çok olsa az olsa Türkiye'den satın alacağız çünkü Amerika bize de silah satmıyor. Biz de yapıyoruz yani bu dolanan mühimmat bizim de öyle bir yıl için çıkacaktır. Ama o güne kadar biz tabii ki kardeşlerimizden alacağız ve dua edelim ki bütün dünyadaki hangi ülke almak isterse Türkiye'den alsın ki Türkiye'nin ekonomi de iyi olsun. Türkiye bundan kazansın tabii ki ama kazanmazsa da iyi. Ordu yani ordular, Türk ordusu bunu kullanabilecek ve onlar daha iyice operasyon yapabilecek kabiliyetle gelecekler. Çok güzel bir videodur. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğendiniz. Daha çok güzel bir video tepki vereceğim. O güne kadar selamun aleyküm. Allah hafız.